Merhaba arkadaşlar. Denetim dersimizin iç denetim başlıklı dördüncü ünitesi kapsamında bir soru çözümü gerçekleştireceğiz. Sorumuz şu şekilde. Geleneksel anlamda iç denetim yaklaşımının özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A. İşlem ve hata odaklı. B. Süreç odaklı. C. İşin etkinliğinin arttırılmasına yönelik. D. Stratejik akıl ortaklığı temelli. E. Sistem odaklı. Geleneksel anlamda iç denetim yaklaşımı aslında geleneksel anlamda risk yaklaşımıyla örtüşmektedir. Burada geleneksel yaklaşımda amaç hatayı bulmaya ve ortadan kaldırmaya yönelik, yani hata odaklı bir yaklaşım ve işlemler üzerinde yoğunlaşmakta. Fakat günümüzde artık iç denetim anlayışı daha ziyade işlemlere odaklanmaktan ziyade sürece odaklanmakta. Kapsamlı bir biçimde işin etkinliğini arttırmasına yönelik, stratejik akıl ortaklığı temelli bir organizasyonu bir bütün olarak ve işbirliği çerçevesinde yaklaşıyor ve sistem odaklı bir tavır sergilemekte. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı burada A şıkkı, geleneksel anlamda iç denetim yaklaşımı işlem ve hata odaklı.